Bu dersimizde şu ana kadar öğrendiğimiz yapıları içeren şöyle basit örnekler yapacağız. Böylece öğrendiğimiz şeyleri pekiştirmiş olacağız. Aslında şu ana kadar pek çok temel yapıyı öğrendik. Tabii daha öğreneceğimiz çok şey var ama hani şu ana kadar öğrendiklerimizi hızlı bir şekilde tekrar etmek için şöyle 6 tane soru hazırladım. Normalde bunları size kullanıcıdan giriş, veri girişi yani şu konsoldan kullanıcının bana bir veri vermesini ve ona göre işlem yapmayı öğretecektim ama açıkçası Visual Studio kodumuz, bizim konsolumuz debug konsol olduğu için yani IntelliJ IDE'yi kullansaydı kullanıcıdan veri alabilirdik ama burada maalesef ki kullanıcıdan veri alamıyoruz. En azından ben bulamadım, yapamadım. Şöyle bir hata veriyor. Araştırdığımda da böyle bir desteğin olmadığını gördüm. O yüzden hani kullanıcıdan veri almak yerine bunları sabit olarak buraya tanımlayacağız ve buradaki soruları çözeceğiz. Amacımız zaten bir konsol uygulaması yapmak değil. Buradaki Dart'ı öğrenme amacımız bildiğiniz gibi Flutter'ı ve mobil uygulama geliştirme olduğu için çok da üzerinde durmuyor. Şimdi buraya main yazalım ve sorularımızı yapmaya başlayalım. Ben öncelikle şöyle cevap 1 diyorum. Tabii bunları siz lütfen benden önce yapmaya çalışın. Ya mümkünse uğraşın, hata alın, belki kafayı yiyin ama önce siz kendiniz deneyin ki ben çözümü yaptığımda ya ben burayı kaçırmışım, şuraya dikkat etmemişim diye kendinize notlar çıkarabilin diye. Şimdi 3 tane double değişken oluşturun ve bunların ortalamasını yazdırın diyor. Peki, lütfen burada tabii yani demem gerekmiyor büyük ihtimalle videoyu durdurup bunu önce kendiniz yapmaya çalışın. Ben devam edeceğim. Double dedim. 3 tane sayı değeri istiyor benden. Sayı 1 diyorum. Sayı 2 diyorum. Ve sayı 3 deyip bunları oluşturdum. Noktalı virgülle satırımı sonlandırdım. Sonrasında bunların ortalamasını yazdırın diyor. Ve burada teker teker atama yapabileceğimiz gibi. Yani sayı 1 eşittir 12. Sayı 2 eşittir 14. Sayı 3 eşittir 15 diyelim buna da. Böyle yapabileceğim gibi direkt tanımlama anında da ne yapabilirdim? Bunları buraya verebilirdim. Değil mi? Şimdi kullanıcıdan dediğim bir veri alsaydım kullanıcının o an ne girdiği değerle yani o an girdiği değerle işlem yapardık ama dediğim gibi onu gerçekleştiremiyoruz. O yüzden bunları elimizde sabit bir şekilde yazacağız. İki yöntem de uygundur. Takdir sizin. Daha sonra da bunları ekrana yazdıralım. Yazdırırken girilen İşte şöyle interpolation kullanarak sayı 1 sonra virgül koyalım. Daha sonra dolar deyip sayı 2 diyelim. Virgül koyalım. Virgül koymayalım ve diyelim sayı 3 sayılarının ortalaması deyip bunu ekrana yazdıralım. Ortalaması dedikten sonra ben burada yine interpolation kullanabilirim. Bu yüzden nasıl yapacaktım? Dolar işareti koyduktan sonra süslü parantez koyacağım. Çünkü ben buraya direkt sayı 1 veya sayı 2 demeyeceğim. Bunların toplamının sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3'ün neyini topladıktan sonra da 3'e bölümünü ortalama böyle hesaplanır. İsterseniz böyle de bunu da şöyle parantezler içine alabilirsiniz. Ve F5'e basıyorum. View'dan konsolumuzu açalım. Bir hata aldık. Bakalım neymiş? Burada ben daha önceden bir değişiklik yapmıştım. Şu dosya adımla başlamasını istediğim için bunu alıp launch.json'a ekliyorum. Tam olarak dosya adını yazmamız lazım ve girilen bu sayıların ortalaması 13.6 bıdı bıdı diye gidiyor. Böylece ilk sorumuzu cevaplamış olduk. Şimdi bunu ne yapalım? Yorum satırları içine alalım. Bu burada dursun. Size kaynak olması açısından. Ve gelelim cevap 2'ye. Burada ne diyor? Kenarlarını girdiğiniz üçgenin çeşidini yazdıran program. Bunları integer verelim isterseniz. Integer kenar 1 diyelim. Atıyorum 6. Bu arada hani üçgen ya oluştururken kontrol etmek lazım. Aslında her sayıyı atıyorum 3, 5, 7 yazdık diye böyle bir üçgen olmak zorundalığı yok. Onun da ayrı bir formülü vardı diye hatırlıyorum. Hani öyle bir üçgen çizilebilir mi, çizilemez mi diye. Burada öyle bir kontrol yapmayacağım. Şöyle yapalım. Buna da 4 diyelim.
Bir tane daha kenar girelim. Ona da şimdilik 4 diyelim. Daha sonra bu değerleri değiştiririz. Şimdi aslında burada hani ifleri kullanabiliriz değil mi? Kullanırken de önce şunu yapalım. Acaba bu bir eşkenar mı? Hani önce eşkenar mı ona bakalım. Sonra çeşit kenar mı ona bakalım. Eğer bu ikisi değilse nedir arkadaşlar? Bu bir ikizkenardır. O yüzden eğer diyorum kenar 1 eşit eşit karşılaştırma yapıyorum. Bakın atama yapmadığım için iki tane eşittir koyuyorum. Kenar 2'ye. Kenar 1, kenar 2'ye eşit mi? Önce bunu kontrol ettim. Hatta şunu da bir ayrı paranteze alıyorum ki şurada ifademi V diyerek devam ettireyim. Çift ampersand ne işe yarıyordu? İki tarafında doğru olduğu durumda true veren bir yapıydı. Burada da kenar 1, kenar 2 eşit. Bir de kenar 1, kenar 3'e eşit mi? Kenar 1, kenar 2, buna 3 diyelim bu arada. Kenar 2, kenar 3'e. Bu durumda aslında kenar 2'de kenar 3'e eşit olduğu için bu durumda benim üçgenim ne oluyor? Bir eşkenar üçgen oluyor. Girdiğiniz kenarlarını girdiğiniz üçgen eşkenardır. Evet. Yok eğer benim kenarlarını girdiğim üçgen eşkenar değilse ya çeşit kenardır ya ikizkenardır değil mi? Burada da şunun kontrolünü yapacağım. Acaba yine parantezlerimi açıyorum. Kenar 1 eşit mi kenar 2'ye? Tabi burada bir eşitlik değil, eşit olmama. Bir üçgenin çeşit kenar olması için her kenarın birbirinden farklı olması lazım. Önce kenar 1 ile kenar 2'yi kıyasladım. Birbirine eşit mi değil mi? Eğer eşit değilse gelecek buraya. Ve de kenar 1 eşit olmamalı kenar 3'e. Tamam. Bu da yetmiyor. Hani kenar 1 ile kenar 2'yi kıyasladım. Tamam eşit değil. Kenar 1 ile kenar 3'ü de kıyasladım. Eşit değil. Ama bu kenar 2 ile kenar 3 birbirine eşitse bu onu ne yapar? Bir ikiz kenar yapar. O yüzden bir şart daha yazıyorum. Burada da ne diyelim? Kenar 2 eşit olmayacak kenar 3'e. Eğer verdiğim tüm şartlar doğruysa burası çalışacak ve bu da benim üçgenimin bir çeşit kenar olduğunu gösterecek. Eğer herhangi bir şart sağlanırsa, yani kenar 1 kenar 3'e eşit değil dedik ya, eğer eşit ise ne olacak? Bu ifade komple yalan olacak, yani false olacak. O da benim üçgenimin çeşit kenar olmadığını gösterecek. Kenarlarını girdiğiniz üçgen nedir? Çeşit kenardır. Şimdi eşkenar değil, çeşit kenar değil. O zaman hani bu ikisi çarpı da uymuyorsa bir daha gidip böyle bir if cümleciği yazmama gerek yok. Direkt ne diyeceğim? Kenarlarını girdiğiniz üçgen ikizkenardır. Ki şu anki örnek nedir aslında? Bir ikizkenar örneğidir. O yüzden benim ekranda ikizkenarı görmem lazım. Doğru. Peki her birini farklı yapalım. Çalıştırdım. Çeşit kenar dedi. Her birini aynı yapalım. Kenarları 6 olan bir üçgense bu da eşkenardır dedi ve doğru sonucu bulduk. Devam ediyoruz. Bu arada yapamıyorsanız lütfen üzülmeyin. İnanın programlamada yeni şeyler öğrenmek daha önceden öğrendiğiniz şeylere bakış açınızı değiştiriyor, ufkunuzu açıyor. Yani aslında yeni şeyler öğrenince işte temelini yapamadım, yeni şeyler öğreneceğim, iyicene karışacak diye düşünmeyin. İlerleyen konularda daha birçok konu göreceğiz. Sonrasında bu örneklere baktığınızda emin olun bunlar size çok kolay gelecek. Belki bunları yapmak için daha kolay, daha basit yöntemlerde öğreneceksiniz aslında. Gelelim soru 3'e. Vize ve final notlarını alıp dersi geçip geçmediğini bulan uygulamayı yazınız. Geçme notumuzun altı, yani bir kullanıcı 50'den fazla not almışsa o dersi geçmiştir. Aksi takdirde kalmıştır. Ve ortalamaya vizenin %40'ı, finalinde %60'ını almamız gerekiyormuş. O zaman cevap 3 diyelim. Bu değerleri ne verelim? Double verelim ki küsuratlı sayılarla daha iyi çalışabilmek için. Vize notu diyorum. Adam vizeden 40 aldı. Hatta 35 aldı.
Sonra bir de finale girdi. Finalde çalışmış olsun, vizesi kötü geçtiği için. Bunda da 72 almış olsun diyelim. Şimdi ortalamayı bulmak için, hani bunu bir değişkene aktarmak zorunda değiliz ama daha açık olsun diye ortalama diyelim. Veya alınan, hesaplanan not diyelim. Bu arada farkındaysanız değişken isimleri nasıl adlandırdığıma, ilk harfini küçük, eğer iki kelime ise ikinci harfini büyük yazıyorum ve lütfen siz de bu kurallara uymaya çalışın. Şu an herhangi bir not hesaplamadığım için bunun varsayılan değerini 0 verdim. Gelin bunu bir hesaplayalım. Hesaplanan not eşittir diyorum. Vize notunun neydi arkadaşlar? %40'ı. Ne yapabiliriz? Aslında yani bir sayının %40'ını bulmak nedir? Onu 40'la çarpıp 100'e bölmektir, değil mi? Daha sonra finalin %60'ı demek, 60'la çarpıp 100'e bölmektir. Ben diyorum ki bütün ifadeyi bulayım. Sonra ikisini birden 100'e böleyim. Ne demek istiyorum? Şöyle, vize notu çarpı 40 artı final notu çarpı 60. Sonra bu ifadeyi hesapladıktan sonra da, yani bu bütün ifadeyi hesapladıktan sonra da 100'e bölersem istediğim aslında 50 etmiş olacağım. Peki bu kadar, buraya kadar yetiyor mu? Yetmiyor. Sonrasında bir küçük kontrol yapmamız lazım. Eğer diyeceğiz hesaplanan not büyük ve eşit ise 50'den, bu ne demektir? Benim öğrencim bu dersi geçmiştir. Aksi takdirde geçememiştir. Print diyelim. Tebrikler. Daha sonra buraya isterseniz hesaplanan notu yazdıralım. Hani bakalım ne çıkıyor. Hem bir hatamız varsa onu da görmüş oluruz. Hesaplanan not. Mesela burada ne diyecek? 60 ile bu dersi geçtiniz. Değilse bu sefer print maalesef, daha sonra dolar olacak, ile bu dersten kaldınız yaz. Şimdi bir çalıştıralım bakalım benim kullanıcım, benim öğrencim bunu geçmiş mi? 57.2 ile bu dersi geçtiniz diyor. Şuradan hani bunu doğru çalışıp çalışmadığını bulabiliriz. Eğer ben burayı 40, burayı 60 verirsem tam 50 ile bu derse geçmesi lazım, değil mi? 52 oldu. Bir hata mı var? Yok, pardon, çok özür dilerim. Tabii. 40'ın burası 16 yapar. 60'ın %60 36 yapar. 16 artı 36 52 yapar. Doğru. Bırakalım öğrenci. 50 yapalım burayı. 46.0 ile bu dersten kaldınız dedi. Evet. Böyle bir sürü soru bulabilirsiniz. Özellikle algoritma geliştirme soruları diye Google'da vesaire ararsanız, hani hem Dart dilini tekrar etmiş olursunuz hem de biraz algoritma yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. Bu dersi burada keseceğim. Diğer 3 soruyu bir sonraki derse saklıyorum. Yani bir sonraki videoda yapacağım. O yüzden görüşmek üzere.